Aslı'nın annesi Birsel Hanım telefona bağlanınca ortalık iyice gerginleşti. Nasıl oldu şimdi? Her taraf kestirdi attı. Gamze kestirdi attı. Çiğdem Hanım kestirdi attı. Birsel Hanım bu iş olmaz dedi. Siz böylesiniz. Ben neye üzülüyorum biliyor musunuz? Çocuklar buraya birbirini sevenler geliyorlar. Ondan sonra aileler için işine giriyor. Ondan sonra çocuklar burada birbirlerine bir giriyorlar. Sonuç bu. Ne olacak? Böyle olmaz. Hiç bilmiyorum abla. Vallahi ne olsun. Ortada kaldım ben ne yapayım. Ben önceden Aslı'ya biraz üzülüyordum. Şimdi Kayahan'a üzülmeye başladım ben. Farkında mısınız? Gerçekten üzülmeye başladım. Çünkü ne bu tarafa sözünü geçirebiliyor, ne Aslı'ya sözünü dinletebiliyor, anlatabiliyor. Olan Kayahan'a oluyor gibi. Genelde de öyle oluyor zaten. Burada değil mi? Aslı. Annen de şey masaya vurdu. Çiğdem Hanım'a ve Gamze'ye karşı. Evet. Sedam Kayahan'ın bu bıkkınlığı, arada kalmışlığı benim de inanın hevesimi kırdı. Beni sen suratıma arada bırakıyorsun. Baktığı yok. Beni sizler arada bırakmaya çalışıyorsunuz. Ne yapayım ben? Ben arada kalmışım. Devamlı arada kaldım. Neydim peki? Ben ne yapmam lazım ki abla? Ben ne yapayım bunlara? Ya? O çaresiz yazık o da ya. Ne yapayım ben ya? Ne olacak sence böyle Kayahan? Bilmiyorum, nereye kadar bilmiyorum götürebileceksin? Bilmiyorum abla. Yani Aslı'da inat var. Hı. İnat uğruna beni kaybedecek. Ailem de bir şeye kadar haklı. İnat uğruna beni kaybedecek. Bilmiyorum ya, ne yapacağımı bilmiyorum. Hani sen diyorsun ya, kadın dediğin ağlamaz, güçlü olur diye. Benim için de erkek dediğin çaresizlik içinde bürünüp böyle oturmaz. Sen bileceksin ne yapacağını. Ailemi mi sileyim? Sana aileni sil demiyorum. Ailemi mi sileyim ben? Hiçbir çaban yok, oturmuşsun. Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım ya? Ben yoruldum. Artık ben sana karşı ne yapmam lazım? Ben sana ne yapayım ya? Benden ne istiyorsun söyle. Ailemi, peki. Ailemi mi sileyim ben? O zaman... Kapı açılsın. Ben kayboldu sanmıştım, meğer sendeymiş. Görür görmez anladım hemen o anda. Sarı sandıklara kilitlemiştim aşkımızı. Sahip çıkmışsın canım, eksik olma. Nasıl özlemiş kalbim böyle atmayı. Oysa yerini bile unuttum. Hani bazen hayat vermek ister aldıklarım. Mucizeler hep böyle ansızın gelir. Teşekkür ederim böyle baktığın için. Teşekkürler aklımda kaldığın için. Karanlıktan korkmuyorum eskisi gibi. Senin yanına. Bir dakika. Nereden anladın? Nereden anladın? Evet. Hı. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. Bizde üzülerek söylüyorum ki bütün sürprizleri hep kocam yapar. Sağ olsun. İlk defa bugün bir şey yapmak istedim. Ay günlerdir koordine oluyorum şunun için. Orkestra görmesin anlar, kameramanlar görmesin anlar, o görmesin, bizimkiler görmesin, o görmesin, bu görmesin. Öyle bir şey olsun ki dedim. Sanki Kayahan'la Aslı arasında bir şey oluyor gibi. Teşekkür ederim öyle baktığın için. Nereden anladın peki? Yazıdan mı? Onu mu okudun? Vallahi Kayahan'la Aslı'nın olayı pek bununla alakalı değildi. Bir de kamera sanırım direkt beni gösterdi. Ben dedim niye beni ya gösteriyorlar? Ama şarkıyı sen söylüyorsun. Şarkıyı ben söylüyorum evet. Oradan anlamaman lazım. Ama işte bir şey de anlama ya. Vallahi ya.
Aşkım seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum bir tanem. Teşekkür ederim öyle baktığın için. Üç tane niye? Bu ikinci yılımız. Üçüncüye girerken. Mustafa'nın uydurmasına bak. Üçüncüye girerken. Böyle büyük şey gördünüz mü? Bir ömür boyu olsun. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Her zaman çok söylediğim gibi. Çok büyük sürpriz oldu. Gerçekten. Sevgili Burçak'tan rica ettim. Dedim ki özellikle ömrüme hoş geldin yazılmasını istiyorum dedim. Ömrüme hoş geldin. Şunu çıkaralım, bu olmasın. Şu ikisini birlikte söndürelim. Mutlu senelere inşallah. Teşekkür ediyoruz. Nice senelere inşallah. İnşallah darısı Aslı'yla Kayahan'ın başına. Çiçekleri de alayım. Yok ben erkeğe çiçek alınmaz, bunu bize aldılar. Bunu ikimize Burçak gönderdi aşkım. Teşekkür ederim Burçak. Aslında erkeğe de çiçek verilir de ne bileyim biz hani... Değil mi? Güzel sözcükler söylüyorum ben. Çiçekleri genelde çağlar oluyor. Çünkü ben çiçek çok seviyorum. Ve bu konuda hiç boş bırakmamasını istiyorum evi. Çiçek, o zaman bütün bahçeyi çiçek donattı zaten sağ olsun. Burçak teşekkür ediyorum. Burçakcığım sen bizim her şeyimizsin. Bugün için gerçekten gizlilikle çalıştı sevgili Burçak Atalık. Kızlar gelin. Siz de ne güzel getirdiniz ya. Bayıldım ya. Ne güzel geldi içeri. Değil mi aşkım? Güzel oldu. Ben bugünü unutturmaya çalıştım. Alabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Unutturmaya çalıştım. Gerçi unutturur mu? Unutur muyum hiç? Ama ben hep şey yaptım gibi. Şarkı ve dans biz. O zaman şöyle bir şey yapalım. Kayahan okusun biz dans edelim. Hadi Kayahan. Bir ilk yaşansın. Hep benim kocam okuyor. O zaman hocam canımın içi yapalım. Çocuklar dans ediyor. Bu sefer Kayahan bir dans şarkısı. Hadi annem. Teşekkürler. Ay aşkım neler düşündün sen? Evet düşündüm aşkım. Çok gizli çalıştık ya. Vallahi şok oldum. Vallahi oldun mu? Vallahi. Seni öyle severim ki gözlerine inanamazsın. Bir anda kalbimin sesi olurum. Baktım her yerde güneş gibi varım. Canımın içi, canımın içi. Seni öyle severim ki gözlerine inanamazsın. Bir anda kalbimin sesi olurum. Canımın içi.
ablam, değerli abim. Bir ömür boyu, bir ömür boyu Rabbim size mutluluk versin. Asla ayrılmayın, asla! Asla! Seni öyle severim ki gözlerine inanamazsın. Bir anda kalbimin sesi olurum. Baktığın her yerde güneş gibi doğurum. Canımın içi, canımın içi. Canımın içi. Çok çok sevindim. Her şeyim var. Teşekkür ederim. Nice yıllarımıza inşallah aşkım. Olsun, güzel sürpriz oldu ama değil mi? Kime ayol, niye sinirlendiniz? Olsun olsun, nazar boncuğu arada iyidir. Güzeldir. Şimdi darısı dedim Aslı'yla Kayahan'ın başına. Amin inşallah. Vallahi ne derlerse desinler, Bilsen Hanım da kızsa, Çiğdem Hanım da kızsa, Gamze de bozulsa ben onları evlendireceğim. Evet. Çünkü onlarda bu aşkı görebiliyorum.